Fenerbahçe'de transfer gündemini konuşalım. Antalya maçıydı. Biliyorsun golden sonra top toplayıcı çocukla bir sarmaş dolaş olmuştu. O sahne gerçekten herkesi çok duygulandırmıştı. Bu türden özellikleri var. Sürdüreceğiz Pereira'yı konuşmayı ama bir transfer gündeminde ne olmaz. İzin vermem, üzgünüm. Ahmet Selim Kula gidelim. Transfer gündemini soralım. Vitor Pereira ne zaman gelecek, nedir detayları bir Selim'den alalım. Sinem Ökten, Vitor Pereira'nın gelişi konusunda henüz net bir tarih yok. Daha doğrusu kulüpten henüz bu konuda bir bilgilendirme yapılmadı. Bu akşam saat 18'de gerçekleştirilecek antrenman, biz basın mensuplarına açık gerçekleştirilecek. Vitor Pereira bu antrenmanda yer almayacak. Tabii takım muhtemelen yarın izinli olur. Eğer olmazsa da topuk yaylasıyla birlikte Vitor Pereira'nın çalışmaya başlamasını bekliyoruz. O da 5 Temmuz pazartesi günü anlamına geliyor. Fenerbahçe 5 Temmuz'da topuk yaylası kampına başlayacak. Bu şekilde Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesini bekliyoruz. Transfer gündemi tabii daha hareketlenecektir. Fenerbahçe Serdar Dursun'u transfer etti. Bunun Serdar Dursun dışında Steven Colker'ı transfer etti. Bir iddiada şunu söyleyelim. Arsenal'den Seat Kolasinac kendisi Mesut Özil'in de yakın arkadaşı. Fenerbahçe'nin bu oyuncu ilgisi olduğunu ifade edelim. Oyuncu da Fenerbahçe'ye gelmeye çok sıcak bakıyor. Şimdi tabii sol bek orada bir şişme olur ama oradan bir ismin ayrılma ihtimali var. Caner mi olur, Novak mı olur? Bunu biraz daha zaman gösterecek ama bu şekilde bir hamle olabilir. Bunun dışında Fenerbahçe bir forvet transferi, kanat transferi yapacak. Orta sahaya takviye gelebilir keza aynı şekilde. Bu bölgelerle ilgili de tabii ki Vitor Pereira'nın da raporları doğrultusunda hareket edecek. Fenerbahçe Vitor Pereira'nın önüne bazı oyuncular koyacak. Tabii ki transfer sürecinde artık yerli oyuncular önemli. Bunun dışında Fenerbahçe birkaç yıldır sözleşmesi elinde olan oyunculara yöneliyor. Ama aynı zamanda bonservis elinde olan Fenerbahçe'nin şartlarına uygun oyuncular da tabii ki transfer edilecek. Fenerbahçe'nin de Kaan Ayhan'ın ilgisi var, Beşiktaş ve Galatasaray'ın olduğu gibi. Van Aanholt'la ilgili durum yoklaması yapmıştı Selahattin. Yani Pereira'nın önüne adaylar listesi koyulacak. Pereira'nın da raporuna göre tabii ki bazı isimlerle görüşmeler gerçekleştirecek. Birkaç güne transfer konusunun daha da hareketlenmesini bekliyoruz. Daha fazla isim üzerinden konuşabileceğiz gibi gözüküyor. Ama önce Pereira'nın tabii İstanbul'a gelmesi, başkanla toplantılar yapması ve bu süreci, bu yol haritasını netleştirmesi gerekiyor. O da kısa süre içerisinde açıklanır. Muhtemelen yarın Pereira İstanbul'a gelecektir. Ahmet Selim Kula teşekkür edelim. Ve devam edelim. Harun abi bu kez bölmeyeceğim söz. Nerede kalmıştık? Şeyde mi? Pereira'yı konuşuyorduk. Pereira'nın söylemiştim yani 2-7'den 2-0-7'den yukarı çıkması lazım demiştim. Oradan devam edeyim. Tabii Fenerbahçe taraftarı genellikle sempatik yaklaşıyor. En son işte top toplayıcı çocukla kucaklaşmasının duygusal bir görüntü oluştuğunu, taraftar için sempatik olduğunu söyleyebiliriz. Tabii burada şöyle bir şey var, bir ona da bakmak lazım. Pereira yani Fenerbahçe taraftarlarının yüzde diyelim ki 50'sinin sempatisini kazandıysa, %50'sinin kazan. Hatta şöyle bir şey, eğer arkadaşlarımız yetiştirebiliyorsa Pereira tercihini doğru buluyor musunuz, bulmuyor musunuz ya da seviyor evet mi hayır mı diye bir anket bile açabiliriz yapalım. Yani açabiliriz. Emre Turul'a söylemiş olduk şimdi buradan. Söylemiş yapabiliyorsa olduk. Zaten bakalım Fenerbahçe önemli. Taraftarı ne diyor? Şimdi neden söylüyorum bunu? Fenerbahçe taraftarı eğer bir teknik adama çok ciddi bir şekilde sarılmazsa o takdirde o teknik adamın görev süresinde aldığı olumsuz sonuçlar bir anda ters tepki oluşturacaktır. Çünkü seyirci gelecek şimdi. %50 seyirci gelecek artık. Yani. Valla burada gireceğim araya. Fenerbahçe'nin son 3 teknik direktörünü hiç anketlerde %100'e yakını çıkardı. Ersun Yanal, Erol Bulut, sonra da Emre Belezoğlu. Yani bu aralarda bir anket yapılsaydı Erol Bulut %100'e yakındı zaten. Sayın Başkan da orada bunu çok net ifade etti. Ersun Yanal'ı istemeye getirdi. Orada da mesela çok ciddi bir seyirci baskısı vardı. Sosyal medyası baskısı vardı.
Bugün %50'ye %50 çıkmış olsa ne olur dersen, tabii ki taraftar görüşü çok önemli. Ama bazen beklentinin altında kalmak işe yarabilir. Senin istatistiklerin de bunu çok net gösteriyor. Mesela şimdi çok üst düzey bir hoca gelseydi beklenti yukarılarda olacaktı. Ya Fenerbahçe bu hocayla şampiyon olmalıdır. Savaş, Fenerbahçe'de tek bir beklenti var. Şampiyonluk. Başka hiçbir yol yok. Sayın Başkan'ın hiçbir kendi yol. İfadesi. Yani ben şampiyonluk ifadesini kullanmadım kim diyor ama Sayın gelsin, Başkan. Kim gelirse gelsin. Bak evet. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, hatta Trabzonspor bunlar da tabii ki hep şampiyonluktur. Ama Sayın Başkan'ın sorun da o da, bak sorun o da değil. Beşiktaş bu sezon şampiyon olmasın sorun çıkmaz. Galatasaray olmasın sorun çıkmaz. Yok olma, ben katılmıyorum. Bak orada, sorun çıkmaz diyorum. Tabii ki itiraz olur. Ama Fenerbahçe bu sezon şampiyon olmadığı takdirde 8. yıla giriyor. Yani o açıdan bak olaya diyorum. Ve yani gelen giden oyuncular, Ali Koç ikinci dönemine başlıyor. İlk yılında yine şampiyonluk yok. Yani onun için tabii ki şampiyonluğun garantisi yok. Öyle bir şey söylemiyorum. Ama kim gelirse gelsin, beni teknik direktör yapsalar benden de şampiyonluk bekleyecekler. Öyle bir şey yok yani. Hani ben yok bak işte beklenti kimse, çok yükselmesin falan, öyle bir şey yok. Yükseldi zaten kimse beklenti. Kimse son maçta şampiyonluğu kaçırdı demiyor. Fenerbahçe şu kadar zamanda şampiyon oldu diyor. Üçüncü oldu diyor. Ama günün sonunda şunu söylemek istiyorum. Yani böyle Vitor Pereira'nın üzerindeki baskı Erol Bulut'tan da az olacak. Ersun Yanal'da da az olacak. Ben aynı kanaatte değilim. Bence az olacak. Ben şöyle aynı az olacak. Değilim. Bu iki teknik adamın ciddi şekilde baskı vardı üzerinde. Erol Bulut, Alanyaspor, Malatyaspor çok başarılı. Ersun Hoca, Fenerbahçe'yi son şampiyon yapan teknik adam. Bana göre Fenerbahçe'deki şampiyonluğun dışında bir başarısı olmayan bir hoca. Ama şimdi, öyle bir rüzgar yaratılıyor ki Ersun Yanal için. Gelecek, Fener'i şampiyon yapacak. Tekrar 34. hafta kalmadan şampiyon olacak tıp diye daha önce olduğu gibi. Oynanan futbol, o zamanki futbolla bu zamanki takım arasında tabii ki isimler üzerinde fark vardı ama o futbolun uzaktan yakına alakası yoktu. Şimdi burada ben Vitor Pereira olmuş olsam şunu da unutuyor herkes. Vitor Pereira Aziz Yıldırım'la çalışıyordu. Aziz Yıldırım'la çalışmak kolay bir şey değildir. Aziz Yıldırım'ın çalıştığı teknik adamlara bakalım şöyle tek tek. Birebir açık bir şekilde görüş belirtmiş olsalar hepsi başkanın çok fazla işine karıştığını ifade ederler. Burada Zico da dahil. En son en büyük başarıyı kimle yaşadı Fenerbahçe? Zico'yla. Avrupa'daki en ciddi başarısı baktığın zaman Zico'yla yaşadı. Sağ içinde peki, her şekilde. Peki bir şey soracağım. Burada da sanki futboldan artık tek sorumlu Başkan Ali Koç hareket edecek gibi doğru görünüyor. Yine teknik adamla direkt olarak iletişimde olan acaba Başkan Ali Koç olmayacak mıdır? Şimdi şöyle söyleyeyim. Önce şu Erol Bulut meselesini söyleyeyim. Sonra da başkanın tabii biz ondan soyunma odasına girip yani herkesin kaçtığı bir ortam beklemiyoruz futbolcuların söylediği. Yani Ali Koç böyle bir yapıda olamaz. Yani tahmin etmiyorum, hı hı, böyle bir şey olacağını. Erol Bulut meselesinde burada şu cümleyi söylemiştim. Herkes de itiraz etmişti. Bir kez bugün dün galiba iki gün önce ya da dün ya da iki gün önce bilemiyorum bir röportajında kendisi de itiraf etti olayı, hı hı, Erol Bulut. Dedim ki 21 transfer bir teknik direktör için büyük talihsizliktir dedim. Herkes dedi ki olur mu öyle şey ya, bu kadar çok o kadar çok oyuncu varsa o kadar çok seçenek olur. Bak o kadar çok oyuncun varsa o kadar çok seçenek olur. Sineme göre Mesut oynar, sana göre İrfan Can oynar, bana göre Pelkas oynar, başlar sana göre bana göre seçenek olur. Orada her çıkarttığın kadroda tabelaya bakılır. Tabela olumlu yansıyorsa kimse sesini çıkartmaz. Tabelada olumsuz sonucu gördüğün anda ya orada Pelkas'la mı başlanır, işte ya Zalai mi oynar. Yani fazla transfer avantaj olabilir bazen ama çoğunlukla dezavantajdır. Avantaj nasıl olur? Kulübedeki teknik adam vizyonlu, güçlü, futbolcuyla diyalogda sorun yaşamayan, mesela bunu kim